Türbe bahçesinde bulunan sadaka taşı ve hikayesi herkesi hayretler içinde bırakıyor. Durumu iyi olanlar değil mi hocam? Doğru evet, söylüyorum. Evet. Para bırakıyorlarmış bunun üstüne. İhtiyacı olan onun içerisinden ihtiyacı olduğu kadarını alıyormuş. Hepsini de değil bırakıyormuş ki diğer ihtiyacı olanlar da faydalansın. Şimdi şuraya getirip parkur bakıp kalıyorum 2 dakika. Ya eskiden nasılmış bak, anlayışlar bile farklıymış. Herkes birbirini nasıl koruyormuş, kolluyormuş. Ve dediğiniz şimdi mümkün değil durması. Burada zaten durması dediğiniz gibi mümkün değil. Öyle bir devirde yaşıyoruz. Ama o zamanlar sadece ihtiyacı kadar alıyor Müsteda Hanım. Buranın aynı zamanda bir ilginç bir şey daha anlatacağım size. Buraya getirip yemeni. Yemeni bırakıyorlar, mendil bırakıyorlar. Burada türbenin olduğu yerde. Ve o daha önce hani konuşmuştuk türbe kültürünü konuşmuştuk. Türbelerde evet, neler yapıldığını. Bu eşarpı, yemeniyi burada bırakıyor. Dileği gerçekleşene kadar mesela birisi başka birisi gelip alıyor buradan takıyor. Dileği gerçekleştikten sonra geri gelip bırakıyor o yemeniyi. Burada da uygulanmış zamanında. Hatta bazıları burada müezzine eşya veriyormuş mesela. O eşyayı ezan okunurken işte birlikte olmasını ve dileğini tutmasını söylüyor. Ama bunlar tabii müezzinlere eziyet etmesinler, onu da söyleyelim. Müezzinlere şimdi bunu söyledikten sonra herkes gelip müezzinlere bir şey vermeye kalkışacak. Gerek yok böyle şeylere. Burada önemli olan buranın manevi atmosferidir, manevi havasıdır. Buraya gelip insan dua edecek ve sadece Allah'tan isteyecek. Tabii. Zaten burada yatan tabii, önemli zatlar, önemli kişiler de emin olun bizden istedikleri bu olurdu. Onlar da tevhid inancına ömür boyu, hayatları boyunca tevhid inancı yolunda yürümüş insanlar. Ve bizden istedikleri de aynı yolda yürümek. Allah'tan başka hiçbir şeyi aracı olarak araya koymamak, sadece Allah'tan istemek, sadece Allah'a yalvarmak ve ondan başka hiçbir zaman korkmamak. Ömer Çelikov hocamla Sümbül Efendi'yi ziyaretimizde o sadaka taşını anlattığında bana gerçekten inanamadım. Belki kaçıranlar olmuştur. Özellikle söylemek istiyorum. Sümbül Efendi'nin içerisinde bulunan o sadaka taşına durumu iyi olanlar para koyarmış. Bakın iyi dinleyin. O taşın üzerine para bırakırlarmış. İhtiyacı olan da kimseye görünmeden, hani hep Ömer Çelikov hocamla size diyoruz ya, bir de söyleyemeyen var, dile getiremeyen var. Onu da görün diyoruz ya. O sadaka taşının üstünden ihtiyacı olan İhtiyacı olduğu kadarını alırmış. Şimdi oraya para bırak da gör bakayım. Bir bırak bak bir deneyelim. Deneyelim. Bir görün. Tövbe estağfurullah. Orada bile dedim ki hocam şuraya şimdi para bırakmayı düşünemiyorum dedim ama bakın eskiden nasılmış görüyor musunuz? Her şeyi konuşacağız bugün. Kısacık bir ara rica ediyorum.